Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizin bana gönderdiğiniz yorumları tek tek okuyorum. Bunların içerisinde ne yapsam ne etsem çiçeklerim olmuyor, açmıyor, coşmuyor diyen sevgili arkadaşlarım, bu videoyu sizler için hazırlıyorum. Bu yapacağımız karışımı tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kabımızın içerisine, bakın, suyumuzu koyduk. Aşağı yukarı 2 litre kadar suyumuz var. Burada sonrasında şöyle göstereyim sizlere. Kuru maya, hamur mayası yazıyor. Pastalarda, böreklerde, çöreklerde kullandığımız bildiğimiz kuru maya. Bu kuru mayanın içerisinden şöyle bir yemek kaşığı alıyoruz. Bakın. Sonrasında 2 litre kadar olan suyumuzun içerisine iyice karıştırıyoruz. Çünkü bu karıştıralım ki su ile iyice özleşsin. Topak topak olmasın sevgili arkadaşlarım. İyice karıştıralım. Bunu sardunya, küpe çiçeği, karanfil, menekşe, barış çiçeği, bahçe çiçeklerimiz, mesela bahçe çiçeklerimizi de verebiliriz. Büyük bir kova içerisine suyumuzu yine doldurup, eğer kovamız çok büyükse, mesela 4-5 litre kadar su alıyorsa, ona da yine böyle bir yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı kuru mayamızı ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu ev ve bahçe çiçeklerimize, balkon çiçeklerimize veriyoruz. Ne kadar sürede verelim diye soran sevgili arkadaşlarıma, bu karışımı 2 ayda bir, 3 ayda bir çiçeklerinize verebilirsiniz. Bu karışımı verdikten sonra zaten sizler de göreceksiniz ki çiçekleriniz coşuyor ve açıyor. Bugün çiçek göstermeyeceğim. Sadece bu karışımı sizlere göstermek istedim. Gerçekten etkisi var. Çünkü çok yorum alıyorum. Çiçek seven arkadaşlarımdan, sizlerin de çiçekleri coşsun açsın istiyorum. O yüzden böyle bir karışım hazırlamak istedim. Ben kendim uyguluyorum. Dediğim gibi 2 ayda bir, 3 ayda bir saksının içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı etrafında bu kuru mayalı suyu gezdirin sevgili arkadaşlarım. Yaş maya olur mu diyen yorumlar alıyorum. Kuru maya kullanın sevgili arkadaşlar. Bu şekilde tarifini yapın. Kuru mayayı kullanın, çiçekleriniz coşsun. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videomda sizlere yılbaşı çiçeğine farklı bir vitamin vereceğiz. Sizlerle beraber o videomda çiçek severler izlemek isterseniz bir sonraki videomda yine görüşürüz. Bunu mutlaka çiçeklerinize deneyin.